Merhabalar. 6. sınıf fen bilimleri sabit süretli hareketle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar sürat, sürat bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola denir arkadaşlar. Birimi kilometre bölü saat veya metre bölü saniyedir. Bisiklet yarışçıları yarış başladıktan sonra var güçleriyle pedalları çevirirler. Amaç daha önce belirlenmiş bir mesafeyi en kısa sürede tamamlamaya çalışmaktır. Çünkü yarış etabı en kısa sürede tamamlayan kazanacaktır. Sürat bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola diyoruz arkadaşlar. Hareketlinin hareketi süresince aldığı yol kilometre bu yolu alması için geçen zaman saat cinsinden ifade edildiğinde cismin sürat birimi kilometre bölü saat olacaktır. Benzer şekilde hareketlinin aldığı yol metre hareketi süresince geçen süre saniye alındığında sürati metre bölü saniye alınacaktır. Uzunluğu ölçmek için kullandığımız araçlara metre araçların tekerleklerinin birim zamanda dönüşte aldığı mesafe bellidir. Dolayısıyla araçlar şehirler arası yollarda ilerlerken aldıkları mesafeleri de otomatik olarak ölçmüş olurlar. Zamanı ölçmek için kullanılan araçlara da kronometre denir. O halde arkadaşlar yol kilometre büyük uzunluklar için kilometre, kısa uzunluklar için metre, fazla zaman için saat, kısa zaman için saniye, sürat işte kilometre bölü saat veya metre bölü saniye. Arkadaşlar S, H harfiyle de gösterilir. S, A, saat H harfiyle gösterilir. Çünkü hour kelimesinin, İngilizce hour kelimesinin ilk harfi H olduğu için. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrenciler, 100 metrelik mesafeyi tamamladıkları süreler aşağıda tabloda kaydedilmiştir. Bu öğrencilerin süratlerini büyükten küçüğe sıralayalım. Arkadaşlar baktığımızda en kısa sürede Yiğit, daha sonra Oğuz, sonra İsmail, sonra Burak olacaktır. Aynı yolu en kısa sürede giden kim olmuşsa onun sürati en fazladır diyoruz arkadaşlar. Kısa zamanda aynı yolu giden daha süratlidir deriz. Arda ve Tuna okuldan çıktıktan sonra evlerine doğru koşmaya başlıyorlar. Her ikisi de 120 saniye sonra evlerine ulaşıyor. Arkadaşlar buna göre Arda ve Tuna'nın süratlerini karşılaştırırsak Arda 120 saniyede 500 metre, Tuna ise 120 saniyede 800 metre gittiğine göre aynı sürede daha çok giden daha hızlı süratlidir deriz. O halde Tuna daha süratlidir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sürati hesaplama formülünü bulmak için şöyle bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Üçgende kapattığımızı bulmak için arkadaşlar mesela yolu bulacaksak yolu kapattığımızda sürat çarpı buraya çarpı koyuyoruz arkadaşlar. Sürat çarpı zaman yol eşittir sürat çarpı zaman oluyor. Sürati bulmak için sürati kapatıyoruz. Sürat eşittir yol bölü zaman. Zamanı bulmak için arkadaşlar ise hemen sürat eşittir yol bölü zaman. Sürat eşittir yol bölü zaman oluyor. Zamanı bulmak için ise zamanı kapattığımızda yol zaman eşittir yol bölü sürat bulunuyor arkadaşlar. Devam edelim. Sabit süratli hareket. Hareket halindeki bir cisim eşit zaman aralıklarında eşit uzunlukta yol alıyorsa bu harekete sabit süratli hareket diyoruz arkadaşlar. Yürüyen merdivenler, asansörler hareketi sabit süratlidir. Yani sürati değişmeden eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa bu harekete sabit süratli hareket diyoruz arkadaşlar. Baktığımızda şekildeki araçlar 4 saniye arkadaşlar saniyede 4 metre yol almış. Bakın 1 ve 2. saniye arasında 4 4 4, 4. O halde bu araba sabit süratle hareket etmekte. Hep 4 metre bölü saniye süratle hareket etmektedir diyoruz arkadaşlar. Yol zaman grafiği ile devam edelim. Bu aracın zamanla aldığı yolu önce tabloda aşağıdaki gibi gösterirsek arkadaşlar. 0'da 0. Birinci saniyede 4 metre. ikinci saniyede arkadaşlar 4 daha gitti 8. Üçüncü saniyede 4 daha gitti 12. 4. saniyede 4 daha gitti 16. Tabloda arkadaşlar yol zaman grafiğini çizdiğimizde yol dikey sütun arkadaşlar yol yatay sütun zaman. Yol zaman dediği zaman arkadaşlar birinci söylediğimizi hemen dikey sütuna yolu yazıyoruz. İkinci söylediğimizi zamanı. 2 sütunun birleşim yeri her zaman sıfırdır arkadaşlar. Sıfırdan yukarıya doğru sayıları eşit aralıklarda büyütüyoruz. Aynı şekilde yatayda da sayıları eşit aralıkta büyütüyoruz. O halde arkadaşlar zaman dediği zaman buradaki tablodaki zamanı buraya yol dediği zaman tablodaki yol verilen yolları ise dikey sütuna yani yol sütununa yazıyoruz. Yazdığımızda arkadaşlar 0'da 0'dı, 1'de 4, 2'de 8, 3'te 12, 4'te 16 hemen birleştirdiğimizde yol zaman grafiğini buluyoruz. Sürat zaman grafiğine baktığımızda arkadaşlar sürat formülü alınan yol bölü zaman da arkadaşlar. Birinci saniyede 4 bölü 1 4, 8 bölü 2 4, 3. saniyede 12 bölü 3 4, 4. saniyede 16 bölü 4 4. Hep görüldüğü gibi arkadaşlar hepsi ne çıkıyor? Sabit bir sürat 4 metre bölü saniye çıkıyor. Hemen verilenleri yine tabloya yazdığımızda arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 4 saniye ise hemen 4 saniyeyi yazdık. Yine 2, 4, 6, 8 eşit aralıkta yazıyoruz. Her, her saniyede, birinci saniyede 4, ikinci saniyede 4, üçüncü saniyede 4, dördüncü saniyede 4 olduğu için bakın sabit. Yani değişmeyen çıktı arkadaşlar. Bu şekilde çizgimizi çiziyoruz. Sürat zaman grafiğini de bu şekilde buluyoruz. Sürat zaman grafiği dediği zaman arkadaşlar birinci söyleneni dikey sütuna, ikinci söyleneni zaman sütununa yazdığımızda grafiği yapmış oluruz. Devam edelim örneklerle. Yol ve zaman değerleri tablodaki gibi olan bir hareketli ile ilgili çizilen grafikler hangisidir? Arkadaşlar zaman ne olacak? 2, 4, 6, 8. Hemen 20 bölü 2, 10. Sürati bulmamız gerekiyor. Sürat zaman grafiğini istediği için arkadaşlar. 40 bölü 4, 10. 60 bölü 6, 10. 80 bölü 8, 10. 100 bölü 10, 10. Baktığımızda sürat hep ne çıktı arkadaşlar? 10. Süratimiz 10. Hemen sürat 10 olacak. 20. Süratimiz 10. 2, 4, 6, 8, 10 saniye arkadaşlar. Süratimiz de 10 olduğuna göre hangi grafik doğru? C, stündeki, C şıkkı doğru diyoruz arkadaşlar. Burada yol zaman grafiğine baktığımızda 2'de 10 yapmış, 2'de 20 olacak arkadaşlar. Bunun için bu da yanlış. Bu doğru. Sürat 20 değil, yanlış. Burada zaten arkadaşlar sürat demiş fakat yolları vermiş. Bu da yanlış. O halde cevap C şıkkı olacak. Devam edelim. Oyuncak bir arabayı düz bir zeminde hareket ettiren öğrenciler yaptıkları ölçümleri aşağıdaki tabloya kaydediyor. Tabloyu tamamlayarak grafikleri çiziyor. Arkadaşlar 3 bölü 1, 3, 6 bölü 2, 3, 9 bölü 3, 3, 12 bölü 4, 3, 15 bölü 5, 3. Yol bölü zaman neydi arkadaşlar? Süratti. O halde yol Zaman grafiğini çizeceksek arkadaşlar hemen zamanları buraya, yolları buraya yazdığımızda arkadaşlar 1'de 3, 2'de 6, 3'te 9, 3'te 9, 4'te 12, 5'te 15 yazıyoruz. Sürat zaman grafiğini çizdiğimizde hemen yine zaman sütununa zamanları yazdığımızda, sürat sütununa da sürati yazdığımızda arkadaşlar Hepsinde 3 olduğu için sabit süratle. Hemen grafiklerini çizmemizi istiyor. Alınan yol bölü zaman 1 1 2 3 5 10 15 yol yolu yola zamanı zamana yazdığımızda arkadaşlar grafiğimiz bu şekilde. Yol zaman grafiğini istiyor. Geçen zamanı zaman sütununa, yolu yol sütununa yazdığımızda grafiğimiz bu şekilde. Yine yol bölü zaman alınan yol geçen zamanı çizdiğimizde arkadaşlar grafiğimiz yine bu şekilde olacak. Soruyla devam edelim. KLM araçlarının ilk ve son konumları şekildeki gibidir. Buna göre araçların yol zaman grafikleri hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar en arkada K eşit zamana hepsi eşit gittiğiniz zaman K en fazla yolu aldığına göre arkadaşlar en fazla yolu K sonra M en az yolu L alacak. Baktığımızda arkadaşlar en fazla K olacak, en az L olacak. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Bu da L en fazla diyor. Bu yol zaman grafiği bu şekilde zaten olmaz. Sabit değil, artmış. O halde cevabımız A şıkkı olacaktır. Sorularla devam edelim. Mertcan Ali'nin yol zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre Mertcan ve Ali'nin süratlerini hesaplayarak büyükten küçüğe sıralayalım. Arkadaşlar Mert alınan yol 16 geçen zaman 2. 16 bölü 2 ne olur arkadaşlar? 8. Can'a bakalım arkadaşlar. Alınan yol 12. Geçen zaman 4. 12 bölü 4 ne olur arkadaşlar? 3. Ali'ye bakıyoruz arkadaşlar. Alınan yol 8. Geçen zaman 4. 8 bölü 4 2. O halde arkadaşlar büyükten küçüğe sıraladığımızda Mert, Can, Ali şeklinde sıralamış oluruz. Devam edelim. Şekildeki otobüs A noktasından geçerek sabit süratle 30 saniyede B noktasına durağa kadar geliyor. 10 saniye yolcu aldıktan sonra yine sabit süratle 20 saniye C noktasına ulaşıyor. Buna göre aracın yol zaman grafiğini çizerek gösterelim. Arkadaşlar durakta duruyor. Demek ki durakta bir bekleme süresi olacak. 60 metreyi 30 saniyede gidiyor arkadaşlar. Yani 30. saniyede 60 metreye ulaşacak. Daha sonra 10 saniye bekleyecek. Daha sonra arkadaşlar 20 saniyede C noktasına. 20 saniyede geçtikten sonra arkadaşlar C noktasına yetişiyor. O halde grafiğimiz nasıl olur arkadaşlar? Bu şekilde ilk 30 saniyede 60 metre daha sonra 10 saniye bekliyor. 40 ve 60 saniye arasında arkadaşlar 20 saniyede kaç metre yol almış? 60, 80 daha 140 metre yol aldığı için bu şekilde grafiğimizi çiziyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yol zaman grafiği verilen hareketli ile ilgili soruları cevaplayalım. Nasıl hareket etmektedir? Hemen yapalım. Yol bölü zamana baktığımızda 40, 140 bölü 2 70, 180, 280 bölü 4 yine 70, 420 bölü 6 70. Hepsinde 70 ise arkadaşlar sabit süratli hareket diyoruz. Sürati kaç? 140 bölü 2, 70. Hepsini böldüğümüzde 700 bölü 10, 70. Herhangi bir yerde böldüğümüzde aynısı çıkar. Sabit süratle hareket olduğu için. Sürati de kaçtır arkadaşlar? 70. 12 saatin sonunda kaç metre yol almış? Arkadaşlar 10 saatte 700 aldıysa her... 1 saniyede 70 alıyorsa 2 saniyede ne alacaktır? 140. 700 2 saniyede burada geçecek. Ne olacaktır arkadaşlar? 840. Yani 12. saniyede 840 olacaktır. 5. saatin sonunda kaç metre yol almış? Arkadaşlar bakıyoruz. 5 tam ortada. Yani 480 ile 280. 280 7, 70 kilometre. 350 yani 70 350 metre 5. saatin sonunda 350 metre yol alacaktır. Devam edelim. Sürat zaman grafiği verilen hareketli ait yol zaman grafiğini çizelim. Arkadaşlar 1. saniyede 18 metre birleştirelim. 2. saniyede 36 3. saniyede 54 4. saniyede 72. 5. saniyede 5 kere 18 90 kilometre yol alır. Yol neydi arkadaşlar? Yol eşittir. Sürat çarpı zamandı. Çarptığımızda zaten buluyoruz. O halde grafiğimiz nasıl olacak? Bu şekilde olacak arkadaşlar. Devam edelim. 90 kilometre saat ve 60 kilometre saat süratle zıt yönlerde hareket eden iki araç yan 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 yana geçtikten sonra 2 saat sonra aralarında ne kadarlık mesafe olur? Arkadaşlar 2 saat sonra 120 kilometre çünkü yol eşittir yol eşittir sürat çarpı zamandı 60 çarpı 2 o da eşittir 120 bu da 2 saatte 90 çarpı 2 o da eşittir. 180 aralarında ne kadarlık mesafe oluşur diyor arkadaşlar. 180 ile 120'yi toplarsak ne çıkar? 300 kilometre çıkar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Devam edelim. 75 kilometre saat sabit süratle hareket eden bir otomobil 4 saatte kaç kilometre? Arkadaşlar yol eşittir sürat çarpı zamandı. Süratimiz neymiş? 75 km bölü saat. Kaç saniye? 4 saniyede ne kadar yol alır? 4 kere 75, 300 km yol alır. Cevabımız ne olur? D şıkkı. Devam edelim. 60 km Bölü saat, süratle, sabit süratle hareket eden bir araç 600 km uzalıkta benzin istasyonuna kaç saat sonra ulaşır? Arkadaşlar zaman nasıl bulunuyordu? Zaman eşittir. Yol bölü, süratti. Sürat kaç kilometre yol almış? 600 km. Sürati ne? 60. Böldüğümüzde arkadaşlar ne çıkar? 10 saat sonra çıkar. Cevabımız B şıkkı. 1. Hareketti ait yol zaman grafiği verilmiş. Bu araçlarla ilgili hareketi sabit süratlidir. Hemen bakalım 4 bölü 1 4, 8 bölü 2 4, 10 3 bölü... evet sabit süratli yani 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. Devam edelim. Bu şekilde devam ederse 10. saniyede 30 metre. Arkadaşlar 5'te 20 alıyorsa 10'da ne olacaktır? 40 olacaktır. 30 değil. Bu yanlış. Süratı 4 metre bölü saniyedir. Doğru. Hangilerine ulaşılabilir? 1 ve 3'e ulaşılabilir. Devam edelim. Bu otomobile ait sürat zaman grafiği verilmiş. Buna göre grafikten yararlanarak sonuçlardan hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Giderek hızlanmaktadır diyor. Hayır sabit süratle hareket. Yanlış. Eşit zaman aralıkta eşit yol almaktadır. Zaten eşit zaman aralıkta eşit yol alanlar sabit süratlidir. Doğru. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Doğru. Sabit süratle hareket eden cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Doğru. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimler açık. Like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.